Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. İsra suresi 39. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Zalik, işte bunlar, mimma, öyle şeylerden ki, evha ileke ya Muhammed, Rabbuke, ey Muhammed, Rabbin sana vahyetti. Neden? Minel hikmeti, yani el mev'izeti. Vaaz, mev'ize ve öğütten. O halde ve la tec'al ma'allahi ilahen ahire. Allah'ın dışında Allah ile beraber başka ilahlar edinme. Ne olur sonra? Fetül kafi cehenneme. Sonra cehenneme atılırsın. Ne olaraktan? Melûmen. Levmedilmiş, kınanmış olarak. Daha methoren. Yani matrudan an rahmetillah. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış ve tard edilmiş olaraktan. Efe esfakum, Mustafa, seçme, aynı kökten gelmiş olur. İstafa, yıstafi, istifa, Mustafa, seçkin manasına. Sizi seçti mi, ayırdı mı? Ahlasakum, yani sizi tahsis ettim ya ehli Mekke. Ey Mekke ehli. Rabbukum, Rabbiniz. Ne ile seçti mi? Bilbenin, erkekler, erkek çocuklarıyla. Vettehaze minel melaiketi. Ve sizin için erkek ve o çocukları seçerken melekleri de kendisine edindi mi inaten? Kızlar olarak, kız çocukları olarak. Çünkü onlar öyle diyordu. Benatu li nefsikum bizzuumukum. Yani sizin zannınıza göre, zuumunuza göre Allah haşa ne yaptı? Kendi nefsi için kızları mı edindi? Çünkü onlar bu noktada diyorlardı. El melaketu benatullah. Bir kısım Yahudilerle müşrikler. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. İnnekum muhakkak siz letekulune, bu sözünüz ile gerçekten söylüyorsunuz. Ne kavlen azima, büyük vebali gerektiren ağır bir söz, büyük bir söz, dehşetli bir söz. Ve lekad sarrafna beyyenna hazel Kur'an, fi hazel Kur'an. Biz bu Kur'an'da beyan ettik. Yani mana ve hakikatları tasrif ettik, sarf ettik, yönlendirdik. Mesela ne gibi minel emsali ki? Temsiller, vel vaat, cennetle müjde, vel vaid, cennetle tehdit gibi konuları biz bu Kur'an'da beyan ettik. Niçin? لِيَذَّكَّرُ يَتَّعِذُ Ta ki insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye. İşte bu durum, anlattığımız, yaptığımız bu durumlar وَمَا يَزِيدُهُمْ ذَٰلِكَ Bu arttırmaz ancak اِلَّا نُفُورَ anil الْحَقِّ O kafirlerin, müşriklerin ancak Kur'an'a karşı, Hakk'a karşı olan nefretlerini arttırır. Nufur, mübalağalı ismi fail derecesinde nefretlerini aşırı derecede arttırır. Kullehum, onlara de, lev kâne ma'hu, ey illa, eğer Allah'la beraber âliyetun bazı ilahlar olsaydı, nitekim kemâ yekulûne, izen lebtegav talebu, işte o durumda eğer sizin dedikleriniz gibi Allah'ın dışında başka ilahlar olsaydı dedikleri gibi, o zaman ne olacaklardı? Lebtegav talebu, arayacaklardı. Neye? İladil arşillah, Allah'ın arşına ney sebilen, bir yol arayacaklardı. Niçin? Yukatiluhu, tabiri caizse devrim yapıp devirmek için. Onunla savaşmak için. Subhanehu, aslı üsebbiyo subhanehtir. Yani tenzihen lehu, onu tenzih ederiz, o münezzehtir. Ve taala amma yekulune mineşşürekâ. Şiriklerin söylediği, şirk olaraktan ortaklardan da, demiş oldukları ortaklardan da yücedir, âlidir. Ne olarak? Uluvven kebira. Yüce ve büyük olarak da. Onların Cenab-ı Hakk'a isnat etmiş oldukları şirik ve ortak olarak ifade ettikleri şeyden Allah yücedir. Tüsebbihu lehu tünezzihu. Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, takdis eder, tenzih eder. Ney? Es-semâvâtu seb'u vel arz. Yedi sema ve arz ve aynı zamanda ve men fihinle ve onun içinde bulunan her şey. Ve in, buradaki in ma manasına, ma mi şeyin, hiçbir şey yoktur ki minel mahlukati, mahlukattan illa, ancak yüsebbihu bihamdi. Kendi has diliyle, özel diliyle, hamdı ile Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmiş olmasın. Yani adeta mültebisen, ona eş değerde, yani vücutla elbise, zaten libas kökünden de gelmiş oluyor. Vücutla elbise nasıl ki birbirini kaplamışsa ayrılmaz bir özellik, hatta daha öteye. Ciltle
Vücut, deri nasıl ki birbirlerini kaplamış bir durumda ise tamamen o manada iç içe gitmiş, girmiş bir vaziyette her şey onu tesbih eder. Yani bizim hava almamız, hayatiyetimiz için ne kadar önemliyse onların tabiri caizse havası da tesbih eder. Yani ne yaparlar? Yekulü derler Subhanallah ve bihamdihim. Fakat وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَفْهَمُونَ Siz anlayamazsınız, fehmedemezsiniz, kavrayamazsınız tesbihahım onların tesbihini. Niye? Çünkü لِيَنَّهُ لَيْسَ بِلِغَتُكُمْ Çünkü onlar sizin dilinizle, lügatınızla konuşmamaktadır. Yani kendi lisan-ı mahsuslarıyla konuşmaktadırlar. اِنَّهُ شَأْنُ حَالِ Vaziyet, hal, durum ve o Allah. Nedir ki hani halimen, yumuşak ve gafuran aynı zamanda mağfiret edicidir. Öyle ki lem yu'acilukum bil ukubeti. Bunun en büyük delili nedir? Yapmış olduğunuz günahtan dolayı hemen acele olaraktan ceza vermeyişi, azabı hemen size vermemesi ki başka ayette de Rabbimizin buyurduğu gibi eğer karada ve denizde yapmış olduğunuz günahlarınızdan dolayı eğer Cenab-ı Hak cezayı vermiş olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı misali olarak. Onun için şu bir hakikattir ki Allah imhal eder ama ihmal etmez. Allah 70, 80, gerekirse 100 sene mühlet tanır ama asla ve asla göz ardı etmez. وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ Sen Kur'an'ı okuduğunda جَعَلْنَا بَيْنَكَ seninle وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete iman etmeyenler arasında yaparız. Hicaben bir perde, mesturen bir örtü. Böyle ne olmuş olur? Satirenleke anhum. Ve seni onlardan setretmiş olur. Böylece felâ yaraûneke, onlar da seni görmezler. Bu ayet-i kerime nezele fîmen erâde el fetke bihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Peygamber Efendimiz'i irade edenler hakkında, öldürmeyi irade edenler hakkında nüzul etti, indi. Ki zaten başka bir ayette de vallahu yâsımuke minen nâs. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bir rivayete göre 50 kişi, 50 kadar sahabi devamlı Efendimiz'i korurdu. Bu ayet gelince vallahu yâsımuke minen nâs. Allah seni insanlardan koruyacak. Artık Efendimiz onlara diyor, artık gerek kalmadı. Nitekim hicret anında ve birçok durumlarda Rabbimizin ki mucize eseri olaraktan Ebu Leheb'in karısından tutunuz da görmeyip görmemesi mucize olaraktan Efendimiz'i kılıçtan öldürmeye gelenin ya Muhammed seni kim kurtaracak dediğinde Efendimiz Allah diyor ve kılıcı düşüyor. Bu sefer Efendimiz alıyor. Peki seni kim kurtaracak? Ve imdat diliyor. Ebu Leheb'in karısı Tebbe suresi gelince Efendimiz Kabe'de Hazreti Ebu Bekir'le oturmuş. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil geliyor. Diyor ki ya Ebu Bekir senin arkadaşın beni hicvetmiş diyor. Efendimiz de yanında. Hiç mümkün mü öyle küstah bir kadın Efendimiz'i görsün görebilsin? Mümkün değil. Ve cealna ala kulubihim ekinneten ağdiyeten. Biz onların kalpleri üzerine bazı örtüler yaparız. Örtüler kılarız. Neye? En niçin? En yefkahuhu. Yani min en yefhamul Kur'an. O Kur'an'ı anlamaktan perde kılarız engel olaraktan. Böylece فَلَا يَفَمُونَهُ Onu anlamazlar, fehmetmezler. Çünkü anlamak istemedikleri için. Çünkü alay vesilesi yaptıkları için. وَفِ اَذَانِمْ وَقْرًا Kulaklarına da dikalen ağırlık koyarız. Böylece فَلَا يَسْمَعُونَهُ Ve onu işitemezler, duyamazlar. وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ Rabbini zikrettiğinde fil Kur'an'ı Kur'an'da Rabbini zikretip andığında ne olarak? Vahdehu bir olarak. وَلَّوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا عَنْهُ Onlar o Kur'an'dan nefret ederek abartılı derecede gerisin geriye döner kaçarlar. Nahnu biz e'lemu daha iyi biliriz. Neyi? Bima o şey ki istebi'une bihi. Bi sebebil hez'i. Yani alay sebebiyle o dinledikleri, kulak verdikleri zaman onların o durumunu biz daha iyi biliriz. İz çünkü onlar istemi'une ileyke seni dinlediklerinde yine sana kulak verdiklerinde kıraatike okuduğunda kıraatında ve iz vaktaki tüm onlar necva birbirleriyle fısıldaşırlar. Yani fısıldaşırlarken sen kıraat ettiğinde okuduğunda
Böylece onlar sana kulak verdiklerinde, tabii bunu niçin yapıyorlar? Alay vesilesi olsun diye. Elbette ki onların o neden dolayı dinliyorlar ise, neden dolayı dinlediklerini Rabbin daha iyi bilir. E yani yeterna cevne beylan, müşareket babında kendi aralarında fısıldaşırlar karşılıklı olaraktan. Ve aynı zamanda ege tahaddetuna konuşuyorlar. Tahaddüs edip aralarında neler konuştuklarını. İz çünkü bu bedelun min bedeli iz, bir önceki kablahu, bir önceki izden bedeldir. Yekulu zalimun, ondan bedel o zalimler diyorlar. Fî tenâcihim, kendi aralarında fısıltılı olarak konuşmalarından dolayı. İn, buradaki in ma manasına. Mâ tettebiûne, siz tabi olmayın, uymuyorsunuz. Uymuyorsunuz illa ancak racülen meshûra. Sihirlenmiş bir adama uyuyorsunuz siz. Yani mahtûan, aldatılmış, hudaya uğramış. Ve aynı zamanda mağlûben alâ akrihi, aklına mağlup olmuş olan bir insana siz uyuyorsunuz diye böylece dinlemekten birbirlerini zaten o konuda engelleme durumuna gidiyor. Taala o yüce olan Allah buyurdu. Unzur bak. Keyfe darabu lekel emsal. Sana nasıl darbe mesel getiriyorlar, misal ve örnek getiriyorlar. Ne diye? Bil meshur vel kahin ve şair. Ve bununla beraber Efendimiz'e Mecnun da bu arada diyorlar. Demek ki Mecnun'la Meshur da birbirine yakın manada. Ama içlerindeki bulunan bir müşriğin, Nevfel adındaki bir müşriğin dediği gibi. Siz ona bunları diyorsunuz ama bir şey hiç demiyorsunuz. Ve yalancı olduğunu hiç söylemiyorsunuz. Ya bu da onun, Efendimizin, bunu müşrikler söylüyor. Bu da Efendimizin doğru olduğunu göstermiş oluyor. Böyle olunca, böyle nasıl bak, nasıl bir örnek getiriyorlar. Böylece onlar bu halleriyle, bu şekilde söylemeleriyle kâin şair gibi fetallu bizalike anil hüdâ. Böylece onlar hidayetten sapmış oldular. Doğru yoldan. Aynı zamanda fela yestetiyone sebîle tarîkan ileyhi. Ve o doğru yola da, hidayet yoluna da yol bulmaya güçleri yetmez. Artık kapanmıştır. Ve kâlu dediler münkirîne lil bâhti. Öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar edenler dediler. Ne dediler? Eyza kunna izamen. Biz olduğumuz zaman mı kemik ve aynı zamanda ve rufaten ve tamamen kokuşmuş bir toprak yığını, toz toprak yani. Olduktan sonra mı inna lemi bozune, biz mi tekrar diriltileceğiz? Ne olarak? Halkan cediden. Yeni bir yaratılış olarak. Ki bunu birkaç yerde Kur'an'da geçti. Birisi de nitekim Yasin suresinde As bin Vail'in eline çok eski zamanlardan kalma bir kemiği alaraktan Efendimiz'e geliyor. Kâle men yuhil izâme ve yaramîm. Ya Muhammed, bu çürüyüp toz toprak olduktan sonra Rabbim bu kemikleri mi tekrar diriltecek? Hemen ayet geliyor onun sözüyle beraber. Kul yuhiyyellezi enşe evvele merre ve ve bikül halkın alim. Onu en başlangıçta kim diriltmiş ise tekrar onu diriltecektir. Hiç sıfır bile değil, proje yokken, hiçbir benzeri örneği yokken yaratan, onu yarattıktan sonra tekrar diriltemez mi? Ey kafir! Allah seni de diriltecek ve seni de cehennemine koyacaktır. Kullem onlara de, kunu hicareten, taş olasıcalar, taş olun ya da evhadiden veya demir olun. İster taş olun, isterse veya ya da demir olun. Yani aslında bir derece beddua manasını da ifade etmiş oluyor. Veyahut da halkan, herhangi bir yaratık olun. Neyden? Mimma yekburu fî sudurikum. Yani kendi kalplerinizde büyük olandan, barındırdığınızdan ki o ne yapıyor? Yağzumu, büyük oluyor, ankabulül hayati. Bir hayatı kabul etmekten, hayatı yine sizi yaratan, kabil olmaktan, fadlen fazla olarak anil izam, yani o kemikten fazla olarak nerede kalmanız? Nerede kalmanız? Nasıl olmanız? Ve rufat ve tamamen toz toprak, toprak yerine olma. Fela büdde min icadir ruhi fikum. Böylece siz tekrar ruhun yaratılmasından, içinizdeki o ruhun yaratılmasından elbette ki siz kesinlikle ayrılamazsınız, kurtulamazsınız. Yani ne olursanız olun. Ne olursanız olun. Yani toprak da olsanız, kemik de olsanız
tekrar o içinizde barındırmış olduğunuz, içinizde olan, kalplerinizde beslemiş olduğunuz o yüce olan, yani hayatı diyelim ki Allah yine de sizi yaratır. Hangi durumda olursanız olun. Hayatı kabulden daha fazla olarak. Nerede bu durum böyle başlangıçta hiç yok iken, yani nerede kaldı ki sizi başlangıçta hiçbir vaziyette yaratmış iken, tekrar mevcut olduğunuzda atomlarınız, hücreleriniz, her şeyiniz mevcut olduktan sonra tekrar neden yaratılamayasınız? Evet, feseyekulûne ve aynı şekilde onlar derler ve diyecekler neyi? Men yu'iduna. Bizi tekrar kim iade eder ilal hayatı, yeni bir hayata? Kul de ki Habibim. Aynen Yasin'deki gibi adeta. Ellezî o Allah ki fatarakum halakakum evvele merretin. İlk defasında sizi yaratan Rabbiniz, birinci defası yaratan Rabbiniz tekrar diriltecektir. Ki o zaman velem tekûnu şeyen. Şey varlık manasına, eşya çoğuldur, varlıklar demektir. Siz hiçbir şey değildiniz. Yani tabiri caizse sıfır bile değildiniz. Çünkü sıfırın bir rakamsal değeri var. Birin yanına koyunca o ne diyor? لِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْبَدْءِ. Elbette ki başlangıçta yaratmaya kadir olan nedir? قَادِرُ عَلَى الْاِعَادَةِ. Tekrar onu iade edip tekrar yaratmaya elbette ki kadirdir. Bel, daha da öte intikal manasına ben ve ehvenu, bu ona daha kolaydır. Çünkü ortada her şey mevcut. Bunu biz haşir konusunda geniş detaylı tespitler.com'da bunu detaylı olarak ahiret konusu buradan yazarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Geniş detaylı anlattık mesela. Bir yerde bir ordu yok ise bir komutanın çıkıp da sıfırdan köylere varıncaya kadar 20 yaşında insanları alıp 3 ay 5 ay eğittiğini düşün. Daha sonra bunlara 2 saat mola verdikten sonra tekrar oradan geçen birisi dese ki yok canım ya. Bu darmadağınık olan askerleri kimse toplayamaz dese mantıklı olmaz. Çünkü bir düdük sesiyle, aynı şekilde Cenab-ı Hak da bir İsrafil'in sesiyle dağılmış hücreleri askerleri topladığı gibi toplar. Veya bir okulda herkesin sınıfı sırası belli, katı belli. Farklı farklı mahallelerden, yerlerden gelmişler. Şimdi başlangıçta bunu toplayan bir güç, elbette ki zil çalıp bunların etrafa dağılmasıyla sağa sola her biri bir havada. Tekrar ikinci bir zile basılmasıyla bunlar tekrar önceki yerlerine gelmesi birincisinden daha kolaydır. Çünkü herkesin yeri belli. Aynı şekilde İsrafil'in ikinci sura üfürmesiyle zaten hücreleri, elementleri, her insanda 300 trilyon hücre var. Bir sura üfürmesiyle İsrafil aynen askerler gibi, öğrenciler gibi o hücreler bir araya gelecek, o şahsiyeti ortaya çıkartacaktır. Yani bu Cenab-ı Hakk'a, gerçi Allah için öncesi sonrası söz konusu değil. Ama en azından mantıken düşünüleceği zaman elbette ki tekrar yaratmak, birinci yaratmaktan çok çok daha kolaydır. Bel hiye ehben manası. Fese yunghidune, yani böylece onlar sallayacaklar veya yuharrikune ileyke, sana hareket ettirecekler neyi? Ru'usehum, başlarını taaccüben, hayret içerisinde kalarak başlarını sana sallayacaklar ve yekulune şöyle diyerekten, ama bunu da istihzaen, alay konusu olmak suretiyle diyerekten. Metahu, yani eyl ba'd, öldükten sonra o dirilme ne zaman? Yani küstahça bir ifadeyle. Kul de ki asa en yekuna kariba. Umulur ki onun gelişi yakındır. Umulur ki o yakında gelir. Umulur ki hemen gelir. İktarabeti sa'a ben şakal kamer ayetinde olduğu gibi. Kıyamet yakındır. Gerçi onların kıyameti daha da yakın. 1400 sene öncesinde olmuş oldu. Evet, yevme o gün ki yed okum sizi çağır. Yunadikum, bir münadi, yani sizi çağıracağı gün. Minel kuburi, kabirlerinizden. Ala lisan-ı İsrafil, İsrafil diliyle. Ne olacak? Bir gün İsrafil sizi kendi diliyle çağıracak. Ki o dili herkes anlayacak. Yani fetestecibune. Siz ona icabet edersiniz, edeceksiniz. Fetecibune davete minel kubur, kabirlerinizden onların davetine onun davetine icabet edeceksiniz. Yani el hakumut tekâthur hatta zurtumul makabir kella sevfe ta'lemun kella sevfe ta'lemun kella lev ta'lemuna ilmel yakin leterevunnel cahim thumme leterevunnaha aynel yakin thumme letüselünne yevme idranin naim. Her şeyden sorulmak üzere. Bütün nimetler kabirlerinden böyle adeta baharda
otların yerden bittiği gibi herkes kalkar. Ve de bununla beraber bir hamdihi, bir emri, onun hamdı veya emriyle, ona hamd ederek hamd sebebiyle veya onun emriyle kabirlerinden kalkarlar. Ve kıyla denilmiş ki, velehul hamd, hamd ona ait. Hamd ona ait. Ve tezunnune, ve aynı zamanda zannedersiniz. Buradaki imma manasına, ma lebistin fid dünya, dünyada beklemediniz illa ancak kalile. Bir gün ya da bir gün kadar işte. Gayet az. Kaldığınızı düşünürsünüz. Neden dolayı? Li hevli ma terevne. Gördüklerinin dehşetinden dolayı. Yani korkunç verici halleri görmüş olmalarından dolayı artık dünyada kaldıkları onlar için gayet az. Az bir şey kaldık dünyada diye düşünürler. Ve kul. Ve ibadil müminine. Mümin kullarıma söyle. Ne yapsınlar? Yekulu desinler. Dil kafiri, dil küffari kafirlere. El kelime, şu kelimeyi onlara söylesinler. Elleti o kelime ki hiye ahsanı. En güzel söz söylesinler. En güzel kelimeyi söylesinler. Zira inne şeytanı yenzahu. Şeytan ifsad eder. Beynem onların aralarını şeytan bozar. İfsad eder, bozar. Zira inne şeytanı muhakkak şeytan kâne bir insani. İnsan için aduvven mübina, açık bir düşmandır. Yani tebeyyenel adavet, artık gizlemeye gerek yok. Onun düşmanlığı gayet açık ve nettir. Yani gizliden düşmanlık yapmaz. Aynen şu anda münafıkların, hakikaten şu anda münafıkların pozisyonu gibi. Eskiden şimdiye kadar gizli gizli yapıyorlardı düşmanlıklarını, artık şimdi saklamıyorlar. Açıktan açığa, açık ve net bir şekilde yapıyorlar. Evet. Vel kelimetülleti, o kelimet ki hiye ahsen, en güzel bir kelime, en iyi bir kelime ile. Ki hiye o da şudur, Rabbukum, Rabbiniz, a'lemu bikum, elbette sizi daha iyi bilir. İn eğer yeşe, eğer dilerse, çünkü meşiyeti ilahi asıldır ve ma teşavune illa en yeşallah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Eğer dilerse yerhamukum, size merhamet eder. Ne ile? Bir tevbeti bir imani. Size tevbeyi ve imanı ilham ederekten, tevbe ve iman yolunu açaraktan böylece size merhamet eder. Tabi o da neye bağlı? Talebe bağlı, temayüle bağlı, isteğe bağlı, iradeye bağlı. Ama ev in yeşe tazibkum, tazibekum, eğer size azap etmeyi dilerse yuazibkum, size azap eder. Ne ile? Bil mevti alel küfrü. Küfür üzere ölmek suretiyle. Niye? Çünkü onu siz kendiniz istemiştiniz. Ey Habibim, ve ma erselnâke aleyhim. Biz seni onlara vekilen, vekil olasın diye üzerlerinde vekil olmak amacıyla göndermedik. Yani fetücbirehum alel iman. Onları imana zorlayasın diye değil. Yani sen onlar üzerine bir musaytir, diğer ayetin ifadesiyle bir zorba değilsin. Bir musaytir. Sen onlar üzerine bir zorba değilsin. Böylece sen onların vekili de değilsin. Keyifleri. Cennet ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz değil. Ve hâzâ, bu ancak bu ayet kablel emri bil kıtâle. Savaş ayeti inmeden önce bu ifa ayet gelmiş olmaktadır. Böylece savaş ayetiyle onlarla savaşarak imana davet ediyor veya cizye verecek. Ve rabbuke, ve senin Rabbin a'lemu, elbette ki daha iyi bilicidir. Neyi? Bimen, o kimseleri ki fissemavati vel ard, yerlerde ve göklerde olanı elbette ki daha iyi bilendir. Böylece ne yapar? Feyhussuhum, onları tahsis eder. Onları hususi kılar. Ne ile? Bimaşa'e, dilediği şeyle. Ala kaderi ahvalihim. Yani halleri miktarınca, halleri gereğince onları tahsis eder, hususilendirir, özel kılmış olur. Nitekim ve lekad faddalna ba'den nebiyyine, biz bazı peygamberleri ala ba'din, bazılarını üstün kıldık. Ne ile? Bir tahsisi tahsis etmek ile, has kılmak ile. Neyi? Küllin minhum, onlardan her birisini. Ne ile? Bir fadiletin. Bir fazilet ile onlardan her birisini tahsis etmek ile, has kılmak ile, özel kılmak ile bazısını bazısından üstün kıldık. Mesela ne gibi? Ke Musa. Musa aleyhisselamı bir kelami. Kelami ile Tur-i Sina'da. Ve İbrahim bil hilleti, Halilullah, Allah'ın dostu. Ve Muhammed bil İsra, Efendimiz'i de huzuruna alarak Miraç yoluyla üstün kılmıştır. Nitekim ve ateyna Davud'a, Zebur'a,
Davud'a da Zebur'u verdi. Burada iki noktayı söyleyeyim. Bazıları tabii dar bir noktadan bakaraktan Bakara suresinin en son ayetini orada ifade ederken لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Biz o peygamberlerden hiçbirisini arasına ayırmayız. Yani kısır bir zihniyetle der ki işte efendim peygamberlerin hepsi aynı. Ama hem buraya bak hem diğer ayete bak. Üçüncü cüzün başındaki ayete bak. تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Biz peygamberlerin bazısını üstün kılarız. Bitti. Burada da aynı şekilde فَضَّلْنَا بَعْدَنْ نَب۪ينَ عَلَى بَعْضٍ Burada da aynısını ifade ediyor. Bu neye benzer? Tabiri caizse eskiden daha mesela gene bakanlar milletvekillerinden oluyor. Bakanlar milletvekilinden. Şimdi milletvekili de milletvekili, bakan da bakan. Ama bakanın bir bakanlık fonksiyonu var. Veya ücret bile olmuş olsa bir bakanlık ücretini ayrı almış olur. Evet, bakan da milletvekili ama bir bakanlık durumu var. O halde kendisine kitap gelenle gelmeyen, evet hepsi peygamber. Onda hiçbir şey yok. Fakat elbette ki bazı peygamberler bazı cihetle burada bir kısmını ki az bir kısmını saydı ki Efendimizin Habibullah olması mesela. Allah'ın Habibi olması cihetiyle. Bir üstünlük, bir tafdiliyet var. Onun için dar bir şekilde bir ayete bakarak hepsi aynıdır deyip de ifade etmek bu Kur'an-ı Kerim'i bilmemek demektir. Kullehüm onlara de ud'ullezine zaamtum o zulüm ettikleri düşünmüş oldukları, iddia etmiş oldukları şeye dua edin. Ki ennem onlar ne yapıyorlardı? Aliyetin onlar da Allah. İlahlardı. Min duni Allah'ın dışında. Mesela ne gibi? Kel melaiketi. Demin dediğim gibi el melaiketu benatullah diyorlardı. Ve İsa ve İsa ibnullah. İsa Allah'ın oğludur. Ve Uzeyrun ve Uzeyrunullah. Yahudiler Allah'ın oğludur diyordu Üzeyr'e. Aynı zamanda melekler de onun kızlarıdır diyorlardı Yahudiler. Ve bir kısım müşrikler. Ki bunlar bu saydıkları فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ضُرِّ عَنْكُمْ Sizden herhangi bir zararı açmaya sahip değiller. Aynı zamanda وَلَا تَحْو۪يلًا لَهُ اِلٰى غَيْرِكُمْ Onu da başka şeye, sizden başkasına çevirmeye de aynı zamanda onlar malik, sahip, güç yetirici değiller. Yani onlar da birer kuldurlar. Sizden o sıkıntıyı giderecek, alacak Allah'tır. İşte ulaike onlar, ellezine o kimseler ki, yed'ûnehum âliheten. Onlar ilahlara tapıyorlar. Yebtegûne, yani bunu niye yapıyorlar bunu? Yebtegûne, yatlubûne ilâ rabbihumun vesilete. Rablerine bir yol arıyorlar. Yani el-karâbete bit-ta'ati. Onları itaat etmek suretiyle bir yakınlık arıyorlar. Böylece, eyyuhum, onların hangisi? Bu ifade bedelun min vavi yebtegûne. Deki vavdan bedeldir. Yani yebtegî hellesi. Böylece o vesileyi arıyorlar. O kimseye bir vesile. Ne olarak? Akrabe, daha yakın diye. İlehi kendisine. Peki, fekeyfe gayrihi. O durumda en yakın olanın gayrısı nasıl aramasın? En yakın arayınca. Mesela, bu noktada İsa gibi. Ve yercûne rahmetehu ve adeta onun rahmetini umuyorlar. Ve yekâfûne azâbehu azabından korkuyorlar. Ke gayrihim nitekim Allah'ın rahmetini uman diğerleri gibi. Peki fekeyfe ted'ûnehum âlihe. Peki bunlar o halde bunlara nasıl dua ediyorsunuz? Fekeyfe ted'ûnehum onları nasıl çağırıyor, tapıyor, ibadet ediyor, onlara nasıl duada bulunuyorsunuz? Kendileri muhtaç. Şairin dediği gibi kendisi muhtaç-ı himmet bir dede nerede kaldı gayre himmet dede. Onların kendileri buradan muhtaç. İşte inne azâbe rabbike muhakkak ki Rabbinin azabı kâne mahzûra hazer edilip sakınılacak bir azaptır. Yani sakınılması gereken bir azaptır Rabbinin azabı. Yani iş ciddi şaka değil. Ve in buradaki in ma manasına min kariyetin. Hiçbir kariye yoktur ki uride ehleha. Bu kariyeden kasıt devamlı hep o şekilde Kur'an geçer mecazi olarak. Yani ehle kariyetin. Hiçbir kariye ehli yoktur ki illa ancak nahnu biz mühlikuha. Onları helak etmiş olmayalım.
yani helak etmişizdir. Ne zaman kable yevmül kıyameti bilmekte. Kıyametten önce ölüm ile. Veyahut da muaddibuha veya onları da aynı şekilde azap ederiz. Azaben şedida. Şiddetli bir azap ile. Ne gibi? Bir katli ve gaybi. Mesela Bedir'de elebaşlarından Ebu Cehil ve 70 kadar insanın öldürülmesi ve bunun dışındaki durumlar gibi. Kâne zâlike fil kitâb. Bütün bunlar kitapta. Yani ellevhil mahfuz. Kainatın genel arşivi. Her şeyin kayıtlı ve yazılı olduğu yerde nedir? Masturan mektuben. Satır satır yazılmış ve kaydedilmiştir. Noktasına kadar. Subhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmül hakîm. Ve âhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha.